Merhabalar. Bu akşam şu home point meselesini anlatmak için dışarı çıktım. Şu anda İstanbul Maltepe'de yapılan parktayım. Bayağı büyük burası. Şimdi burada güzel bir skate park var. Burada home point'in iki farklı seçeneğini nasıl kullanılacağını göstereceğim. Şimdi öncelikle şu anda ben drone'dan yaklaşık bir 30 metre falan uzaktayım. Haritaya tıklayalım. Haritada zaten şurada mavi nokta ile gösterilen yer benim olduğum yer. Kırmızı drone işareti ise bana olan uzaklığını gösteriyor. Şu anda yukarıdaki 3 noktaya tıklıyorum. Buradan drone işaretine geldikten sonra şu home point settings yazılan yerde bir solda drone işareti var, bir de sağda insan işareti var. Ben sağdakine tıklamıştım. Bunu tıklarsanız şu an sizin telefonunuzun yani kumandanızın olduğu yere home point olaraktan seçiyor. Eğer ki soldaki drone işaretine tıklarsanız drone'un olduğu yere seçiyor. Şimdi ben drone işaretine tıklıyorum ve buna tamam diyorum. The home point has been updated. Please check it on the map. Home point noktası update edildi diyor. Yani H harfinin drone'a geldiğine dikkat edin. Şu anda H harfi kırmızı drone'un üstünde. Yani home point noktası ben havada uçuş sırasında drone'u geri çağırdığım zaman şu anda kırmızı drone'un olduğu yere gelecek. Ama gene 3 noktadan tıklayıp bu sefer sağdaki şu insan figürüne tıklarsam tamam diyorum. The home point has been updated. Sefer Please gördüğünüz check it on the map. H harfi yani home point harfi mavi ikona geldi. Yani bana geldi şu anda. Ben yaklaşık bir 30 metre uzaktayım demiştim. Şu anda bir uçuralım. Yükseltelim bakalım. Sonrasında da bir dönüş için Take off. The home point has been updated. Please check it on the örneklemeyi map. yapalım. Evet, şu anda kameradan da beni görebiliyorsunuz. Yaklaşık bir 30 metre farklı bir yerdeyim dediğim gibi. Şimdi yükselelim birazcık. Ben home point ayarlarından da daha önce bahsetmiştim ama hazır yeri gelmişken kısaca da değineyim. Şimdi yukarıda home point yerini açtığım zaman bakın return to home altitude denilen yer 40 metre işaretli bende. Yani ben bunu drone'u home point'e çağırdığım zaman 40 metre irtifaya gelip dönmeye başlıyor. Ben bunu böyle ayarlamıştım. Bir test edelim mesela. Kapatıyorum. Bakın şu andaki yüksekliğim 20,9 metre benim. Ben şu anda home point tuşuna basacağım. Benim yanıma gelecek ama öncesinde 40 metre yükselecek. Bir bakalım. Landing. Ha, pardon. Stop Ben kendimi almamışım ki. Şimdi hemen home point noktasını kendime alıyorum. The home point has been updated. Please check it on the map. Go home. Evet. Güçlü rüzgar uyarısı verdi. Bakın 40 metreye yükseliyor şu anda. Evet, 40'a yükseldi. Kamerayı düzeltti. Şimdi benim yakınıma geliyor. Üstüme doğru geldi. Evet, çok şiddetli bir rüzgar var. Landing. Şu anda inmeye başlıyor. İniyor ama iniş noktası benden biraz uzakta. Benim olduğum yer değil şu anda. GPS konumunu farklı yaptı. Evet, şu an iniyor. O yüzden durduruyorum ben. Stop landing.
topladım. Şimdi bakın nereye geldi, göstereceğim size. Evet. Yani benden bir ne kadar, bir 5 metre falan uzakta. 5 metre falan uzakta. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Şimdi tekrardan bir deneme yapalım. Bu sefer uzaklaşıyorum gene. Evet, şimdi home point noktasını gene değiştireceğim. Şöyle şurada duralım. Yeterince uzaklık kafi. Ayarlardan tekrardan kendi olduğum konumu tıklıyorum. The home point has been updated. Please check it on the map. Evet, haritaya geliyorum. Haritadan home point noktası, bakın mavi olan yerde, yani benim olduğum yerde. Şimdi şuradan ayarı home point, ama home point yüksekliğini şuradan 40'tı. Çok fazla bu. 25 yapayım. 25 metre yapayım. Bu yeterli. Kafi bizim için. Şimdi tekrardan home tuşuna basalım. 5 metre yükseklikteyken şimdi bakın 25 metre yüksekliğe yükseliyor. Evet, bakın 25'e geldi, kamerayı düzeltti. Şimdi benim olduğum yere doğru geliyor. Evet, gene beni bir 2 metre kadar falan geçti. Bakalım bir alçalsın. Landing. Evet, şu anda alçalıyor. Evet, yok. Stop landing. Şimdi ben size gene bir farklılığı göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi yine bir 3-4 metre fark etti. O zaman tekrardan bir test yapalım şimdi. Bu sefer de doğruluğunu belirlemek için şeyi kullanalım. İndirelim şunu bir. Landing. Kendi noktasını home point olarak alalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, şu an çok şiddetli rüzgar var. Evet, iniş gerçekleşti. Demek ki yani buradan gördüğümüz, eğer ki şu ayarlarda home point noktasını biz şuradaki insan figürü, yani kendi olduğumuz noktayı alırsak, kumandanın olduğu noktayı, bir 3-4 metrelik farkla home point noktasına geliyor. Şimdi ben buradan drone işaretine tıklıyorum. Bu sefer drone'un şu an... The home point has been updated. Please check it on the map. Evet, şu anda ben drone'la aramda gene bir 4 metre falan var. Drone'u aldı home point noktası. Şimdi bakın ben uzaklaşıyorum. Uzaklaşıyorum. Haritadan benim farkımı da göreceksiniz. Drone'la aramdaki yeri de. Şimdi evet, ben bir 20-25 metre uzaklaştım. Haritadan da görüyorsunuz. Uçurmaya başlıyorum. Take off. Uçuracağım şimdi. Hemen
Aşağıdan da takip edebilirsiniz. Distance mesafesinde. Şöyle 20 metre farklı bir yere uçurdum. Şöyle Türk bayrağımızı gösterelim. Ona doğru uçuralım. Hafif de yükselelim şöyle. Bir 15 metreye çıktık. Evet, ilerleyelim. Şimdi bir 45 metre uzaklıktayız. Demin haritaya bakıyorum. Home point noktası nerede kaldı? Bakın H harfi, yeşil H harfi. Az evvel drone'u havaya kaldırdığım yerde kaldı. Evet, ben ise mavi noktadayım şu anda. Çok şiddetli bir rüzgar var aşırı derecede. Hemen geri döndüreyim ben. Şimdi return to home. Bakın 20 metreye yükselecek. 20 miydi, 25 miydi? 25'ti, evet. 25'e yükselecek. Çünkü ben 25 ayarlamıştım. Ve şu anda geri dönüyor. Nereye dönüyor? Haritadan da takip edelim. Yeşil H harfinin oraya dönüyor. Çünkü ben orada almıştım home point, başlangıç noktasını. Evet, şu anda ben de ilerleyeyim yavaştan. Mavi ikondan da beni takip edebilirsiniz. Landing. Evet, iniş gerçekleşiyor şu anda. Evet, buradan şu anda daha inmedi ama baktığım kadarıyla gerçekten de doğru noktaya iniyor. Benim kaldırdığım noktaya iniyor. Evet, bir inişi tamamlasın hele. Evet. Low battery warning. Landing. Evet, şu anda indirdik. Şöyle bir kamerayı alalım hemen. Şimdi bir dakika. Evet. Şimdi şöyle kendimi de göstereyim. Demek ki burada iki farklı seçeneği de denedik. Eğer ki drone'un olduğu noktayı home point seçeneği olaraktan alırsanız daha düzgün bir geri dönüş elde ediyorsunuz. Gerçekten de aldığınız noktaya iniyor. Ben bunu drone'un kendi saklama kutusu var biliyorsunuz. Onun üstünde denedim. Tam üstüne indi. Yani bunu aslında farklı bir videoda da değerlendirebiliriz başka bir zaman. Ama kendinizin olduğu, yani insan figürüne tıkladığınız yerdeki home point noktası ise yaklaşık 4-5 metrelik bir fark yaratıyor. Bence bu ciddi bir fark. Neden böyle oldu bilmiyorum. Farklı ortamlarda da denemek lazım açıkçası bunu. Şu anda aşırı şiddetli bir rüzgar vardı. O mu etkili oldu diyeceğim ama ya drone'u aldığım noktayla aynı şey olmadı o zaman. Drone aldığım noktada olması gerekiyordu. Yani velhasıl kelam, bence drone'un siz olduğu pozisyonu şu aşamada home point noktası olaraktan alın. Gene farklı zamanlarda deneme videoları çekeceğiz. Eğer ki hani farklı bir tecrübe yaşarsak bunu da paylaşacağım. Bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.